Zekası yani IQ'su yüksek insanların 12 alışkanlığına gireceğiz ki bir tane bonus da yapabiliriz. Bu insanlar neden başarılılar? Zekaları, herkesin zekası yüksek. Yani hiçbiriniz daha az zeki değilsiniz diğerlerinden. Lakin belirli alışkanlıkları hayatlarına tutturuyorlar ve bunlar onunla bir adım önde olmalarını sağlıyor onlara. Hangi alışkanlıklar? Gelin görelim. Hoş geldiniz. İlk ikisi zaten çok ilginç gelecek size. Diğerleri de ilginç ama ilk ikisinde ya o ne alaka diyebilirsiniz. Birincisi, kendi kendilerine konuşurlar. Zekası ve IQ'su yüksek insanlar kendi kendilerine konuşurlar. Sebebi şudur. Sürekli teyit alacakları, toplantı yapabilecekleri zeki bir insana ihtiyaç duyarlar. Ve bazı insanlar, hatta sesli kitap okuyanlarda da vardır bu. Onu da öyle yapalım. Tamam, doğru mu yaptık? Bir bakalım. Gözlüğü takar çıkartır. Kalemle not alır. Sağlamasını yapar. Çok zeki olmayan insanlar sürekli başkalarına ihtiyaç duyar. Mesela bir işi yaptı. Bitirecek. Ya Mahmut baksın da ondan sonra ilerleyeyim. Mahmut da bakmaz. Bu da ilerleyemez. O fırsatı kaçırır. Dolayısıyla kendi kendinize konuşuyorsanız emin olun zekisiniz. Hiçbir şeyden korkmayın. 2. Komiktirler. Ama fıkra anlatarak değil, herkesin anlamadığı ilginç, ince zeka esprileri yapabilirler. Bu da insanlara ya bu garip bir adam. Çünkü daha az komik olan çevrelerde ya da kültürü düşük çevrelerde bunlar sivri kalır. Ne dedi şimdi, komik mi bu? Ne bu? Espri mi, şaka mı? Bir sonraki maddeye geçmeden sizle birlikte küçük bir test yapalım. Mizah zekanızı, ki birazdan göreceksiniz, gözlem yeteneğinizi de beraber ölçecek. Küçük bir test. Şu an ekranda gördüğünüz karikatürler size ince zeka ürünü geliyor mu? Gülümsetiyor mu? Ya da düşündürüyor mu? Yoksa çok saçma mı geliyor? Bir bakalım göreceğiniz karikatürlerden kaç tanesi size "Aa, ilginçmiş, bu gerçekten güzel bir zeka barındırıyor" diyecek. Daha az zeki insanlar fıkra anlatmaya bayılır. Çünkü kendileri mizah üretemiyordur. Üretemediğini çalarlar başkasından. Aynen iyi sanatçıların beste yapabilmesi, dandik sanatçıların yapılmış besteleri labinara gibi. 3. Gözlem ve analiz yapmayı çok iyi bilirler. Şu an ekranda gördüğünüz fotoğraf gördüğünüz gibi gittikçe daha fazla detay gösteriyor. Peki bütün bu gördükleriniz içerisinde size garip gelen bir şeyler var mı? Çok zeki insanlar buradaki gariplikleri anında anlar. Bu arada gördüğünüz gariplikleri de yorum bölümüne yazın. Bakayım ne gariplik görüyorsunuz. Ben de onu bileyim. Analiz ve gözlemi sağlıklı yaparlar. Tek taraflı yapmazlar. Analiz gözlem için mutlaka bütün bilgiye sahiplerdir. Oturup da ben bunu niye izliyorum ki demezler. Bir belgeseli izliyorsa oradan alacağı bir şey vardır. Bir kitabı okuyacaksa okumak için okurlar. Bilgi almak için. Sırf birilerine hava olsun diye kitabı Instagram'la paylaşmak için asla böyle bir şey yapmazlar. Sosyal medya umurlarında değildir. 4. Geçmişten veri ve data çıkarırlar. Aynı şey ama olsun. Ne yapar biliyor musunuz zeki insanlar? Ya of, ya keşke öyle yapmasaydım. Keşke diye bir kelimeleri yoktur. Olan olmuştur. Sadece ders çıkartırım ve yoluma devam ederim. 5. Açık fikirlilerdir. Ne demek açık fikirli olmak? Birileri gelip bir şeyler söylediği zaman dinlerler. Dinlenecek bir şey varsa. Ama hemen etkilenip de gaza gelmezler. Dinlemeyi bilirler, filtrelemeyi bilirler. Birisi ona gelip de kötü, nefretli bir şey satmaya çalıştı mı? Almaz. Söylediklerine doğruluk payı var mı? Bir dinler. Bütün olay bu. Aptal insanlar şunu yapar. Ha evet, ha, o ne diyorsa onu yapayım. Bu da kırılmasın, bunu da yapayım. Şu, ha bu doğru söylüyor, ben çok eziyim. Lütfen bunu yapmayın. 6. Negatife vakitleri yoktur. Dedikodu, başkasını satma, bilmem ne, böyle şeylere yoktur. Ama şunu yaparlar, kötü durum senaryosu denilen bir olay vardır. Canlandırma yaparlar.
İlk olay olduktan sonra değil, olmadan önce ihtimalleri düşünürler. Ha, bunu yaparsam şu kötüye gidebilir. Kötüye giderse ne yapacağım? Şunu yaparım. Eğer bu da kötüye giderse hep B, C, D planları vardır. Bunlar yatay değildir ama. Aptal insanlar yatay plan yaparlar. Gider ondan borç isterim, o vermezse öbüründen isterim, o vermezse... Bakın, doğru ikinci plan şöyle yapılır. Gider borç isterim, vermezse kredi çekerim, vermezse şunu satarım. Hep bir adım öteye gidiyorsunuz. Eğer böyle plan yapabiliyorsanız siz zekisinizdir. Çünkü satranç oynar gibi düşünün. Şah çekeceğim, kaçarsa bir daha şah çekerim. Ve hiç onu destekleyen, önceden hiçbir şey yapmadıysanız sürekli aynı hamleyi tekrardan iş pata gidebilir. 7. İnatçı değil, kararlıdırlar. Aptalca inat etmezler. Sizi dinlememezlik etmezler. Trip atmazlar. Bakın bunların hepsi aynı maddenin içerisinde. Dahi zeki bir insan trip atmaz. Sadece salaklar trip atar. Ya ne yapıyorsun? Çocuk musun? Ahmak mısın? Nedir bu küsme? İletişime kapanmak nedir? O vakit kaybıdır. Bugün seninle konuşasım yok. Tamam, yarın geleyim. Yarın da kalbine kazık sokayım. Yani ne yapayım ben senin kalbine? Mantıklı insan iletişimi çözebiliyorsa çözer. Çözemiyorsa direkt yoluna devam eder. Zeki insanlar vakit kaybetmezler insanların bataklığına saplanıp. 8. İzolasyon için ellerinde olan bütün malzemeyi kullanırlar. Genelde müzik kullanırlar. Sözsüz müzik. Klasik müzik de olabilir. İstediğiniz kültür, soundtrack, film müziği de olabilir. İzolasyonu, çevreden yalıtımı çok güzel sağlarlar. Ses duvarı da çok akıllıca bir şeydir. 9. Yani başarılı insanlarda maalesef bunu görebiliyoruz. Endişelidirler. Biraz panik atak olmasa bile bir endişe görürsünüz. Bütün ihtimalleri hesaba kattıkları için, başarı için o düğmeye basarken ufak bir endişeleri vardır. O gerginlikte onları maruz görmek lazım. Ha, bu da oldu, tamam mı? Kendi kendine endişelenir. Sizden bir şey istemez zaten. 10. Yalnızlığı severler. Bunda hiç ya tek başına sürünüyor oralarda değil. Adam öyle, yani o kadın öyle rahat kalıyor. Diyor ki ya bir kendimle bir toplantı yapayım. Ama takım oyununa ihtiyaç duyduklarında da bilgi alıp vermek için, çalmak için değil. Bilgi alıp vermek için bir araya gelirler. 11. En az bir bağımlılık ya da koleksiyonları vardır. Saygı duymak lazım. Bu kötü bir bağımlılık değildir umarım. Ama saçma sapan şeylerin koleksiyonunu da yapabilir. Bir bağımlılığı da olabilir. Yani maalesef o bağımlılığa da saygı duymanız gerekiyor. Yoksa da zorlamayın çok zekisiniz diye. Ve 12 son. Çok kitap okumazlar. Çok kitap araştırırlar. Zeki insanların kütüphaneleri okudukları kitaplar için değildir sadece. İhtiyaçları olduğunda başvurmak için de vardır. Öyle bir sürü kitap alıp da başından sonuna kadar okuyup bir kenara atıp yarın ertesi gün bir daha görmeyeceğim diye kütüphane yapmazlar. Kitapların ön sözü bilmem ne şurası burası değil, ihtiyacı olan yerlerini okuyup özet çıkartıp daha sonra o kitabın kaçıncı sayfasında neyi bulacağını bilirler. O yüzden de çorba gibi gidip kitap almazlar. Hele ki bakmadığı kitabı hayatta almaz. Zeki insanlar başkalarından fikir alacaksa ilk önce o fikrin kalitesine bakar. Evet, gördüğünüz gibi 12 alışkanlıkta zeki ve IQ'su süper insanların nasıl bu hale geldiğini gördük. Yazın bakalım kaçı sizde var?